Türkiye'den yüzlerce yayın evinden yüz binden fazla yayının künye bilgilerini, kapak ve kaynakçalarına ulaşabilmektesiniz. Booksize'ın kolay bir arayüze sahip olmasıyla beraber birden fazla arama seçeneğinde sahiptir. Booksize'da sadece atıf değil, metadata şeklinde de aramalar yapabilmektesiniz. Kurumlara özel hazırlanmış olan panelde kurumsal atıf sayısı, görüntüleme ve üye sayıları gibi gelişmiş istatistikler detaylı olarak sunulmaktadır. Aynı şekilde sizin de kendi profilinize ait detaylı bir istatistik bilgileriniz de yer almaktadır. Yayın evlerine, eserlerine yapılan atıflara kolayca ulaşabilir ve bu atıflarla ilgili yıl, yayıncı, kitap ismi gibi analizler yapabilirsiniz. Booksize aynı zamanda mobil cihaz uyumlu bir veri tabanımızdır. Peki neden Açamadım. Booksize? Sesinizi kapatabilir Ama misiniz? aç. Özür dilerim. Peki neden Booksize? Geleneksel atıf dizinleri genellikle makale ve dijital içeriklere odaklanırken Booksize özellikle basılı yayınlara yapılan atıfları öne çıkarmaktadır. Bu özellikle tarih, edebiyat, sosyal bilimler gibi alanlarda araştırma yapan akademisyenler için büyük bir avantaj sağlamaktadır. Kitapların akademik dünyadaki yerini ve etkisini daha derinlemesine anlamak için Booksize ideal bir araçtır. Kullanım alanlarına gelecek olursak, akademik makalelerinizde yayınların güvenilir atıf kaynaklarını bulabilmek, literatür taraması yapmak, bir eserin akademik camiada nasıl değerlendirildiğini anlamak ve daha fazlası için Booksize araştırmacılar için vazgeçilmez bir kaynaktır. Kitap atıfları farklı disiplinler arası bilgi aktarımları sağlamaktadır. Bir kitap farklı alanlardaki akademisyenler tarafından atıf alabilir. Bu da eserin çok disiplinli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bu durum eserin akademik çevrelerde daha geniş bir kitleye ulaştığını ve kabul gördüğünü belirtmektedir. Kitaplar sadece akademik makaleler için değil, aynı zamanda eğitimde ders kitabı olarak da kullanılır. Bu nedenle bir kitaba yapılan atıflar o kitabın eğitimde ne kadar etkili olduğunu ve yaygın olarak kullanıldığını göstermektedir. Bazı atıf arama tekniklerinden bahsettim burada size. Yazar adına göre arama, kitap başına göre arama, konu başına göre arama, yayın yılına göre arama, yazar ve eser takibi, dil filtresi kullanımı, atıf alan yayınlar listesi, yayın evlerine göre arama ve karşılaştırma analiz olarak bunları canlı demoda daha detaylı bir şekilde de göstermek istiyorum sizlere. Ve daha sonra bir atıf arama yöntemlerinden de bahsettim. Özellikle basılı kaynaklarda atıf arama genellikle referans listesini manuel olarak incelemeyi içermektedir. Bu yöntemde ilgili çalışmalardaki kaynakça bölümlerini tek tek taranır ve başka eserlere yapılan atıflar not alınır. Bazı kütüphaneler ve araştırma merkezleri belirli konular için hazırlanmış bibliyografik rehberler sunmaktadır. Bu rehberler belirli bir araştırma alanındaki kaynaklar arasında bağlantıları kurarak araştırmacıların atıf izlerini sürmesini kolaylaştırmaktadır. İlgili kütüphanelerde atıf indeksleri kullanılabilir. Bu indeksler belirli bir kaynağın hangi eserler tarafından atıf aldığını listeler ve kullanıcıların bir çalışmanın etkisini ve diğer eserlerle olan bağlantılarını görmesini sağlamaktadır. Türkiye'de ve dünyada pek çok üniversitelerde ve araştırma kütüphanelerinde basılı kaynakların atıf araması için geniş koleksiyonlar bulunmaktadır. Bu tür kütüphaneler eski kaynaklara fiziksel erişim imkanı sunarak araştırmacıların daha kapsamlı atıf araması yapmasına yardımcı olmaktadır. Burada bir Booksize'ın giriş ekranından bir görsel sundum sizlere. Daha sonrasında bir atıf arama örneğimiz ve kullanıcı profili örneğimiz. Yayın evi örneğimiz bulunmaktadır. Sunumla ilgili bir sorunuz yoksa dilerseniz ben canlı demoya geçmek istiyorum.
Sunumla ilgili bir sorunuz yok sanırım. Hemen bir seansınızı rica ediyorum. Canlı demo için görselimi paylaşacağım. Ekranımı görüyor musunuz? Evet, problem yok. Görüyoruz. Öncelikle yani kayıt olmadıysanız buradan kayıt olabiliyorsunuz. Kayıt olduğunuz kurumu adınızı, soyadınızı, şifrenizi ve e-mail adresinizi yazmanızı öneriyoruz ve e-mail adresinizi yazarken zaten uzantınız burada yer alıyor. Siz sadece bilgisinden önceki e-mail adresini yazmanız gerekiyor. Bazen kullanıcıların giriş yapma sorunları olabiliyor. Bu sebepten dolayı genelde buraya düzgün bir şekilde e-mail adresini girdikten sonra kayıt olabiliyorsunuz. Daha sonrasında telefonunuza kod gidiyor ve o kod sayesinde de siz sisteme giriş sağlayabiliyorsunuz. Hemen ben kendi profilim üzerinden bir örnek vermek istiyorum size. Giriş kodu bu şekilde geliyor. Hocam araya girebilir miyim müsaadenizle? Tabii buyurun. Bazı üniversitelerin şeyde kayıt listesinde isim görünmüyor. Bu neden kaynaklanıyor acaba? Abone olan kurumlar görülüyor orada. Yani BookSize abonelikle yürütülen bir sistem olduğu için kurumunuzun kütüphane ve dokümantasyon daire başkanlığına başvurmanız gerekiyor. Eğer Anladım. kurumunuz abone değilse o sebepten dolayı görünmüyor. Ama bu eğitimlerimiz ve binarlarımız Türkiye geneli olduğu için tüm katılımcılarımız giriş sağlayabiliyorlar. Tamam, çok teşekkür ederim. Refik, Rica ederim. Refik Hanım, ben de bir soru sorabilir miyim? Bu Almanya için geçerli mi? Ben Alman bir enstitüde çalışıyorum. Almanya'da yaşayan akademisyenim. O şeyde benim üniversitem veya da enstitüm var mıdır? Veya da nasıl bağlantı kurabiliriz? Yoksa. Şu an için Siz Almanya hangi enstitüde çalıştığınızı bilmiyorum. Öyle bir kurumla anlaşmanız sağlanmıyor. Ama siz yani kurumda iletebilirsiniz. Kurumun daha sonrasında belki bir bize başvuru olur. Biz bunu değerlendiririz ve Yurt dışı sürecini yok mu takip soruyorum. Çünkü ederiz. ben Türkçe bazı yayınlar da bana lazım oluyor bazen. Onun için zaten ilgimi çekti. Evet. Evet. Onun için kurumumuzla anlaşma sağlamamız gerekiyor Bedri Bey. Tamam. Hocam 5 tane doğrum var. Güzel mi? Rica etsem biz sesinizi kapatabilir Hocam ama başaramadık. Merhaba, beni duyuyorsunuz değil mi? Peki hocam bir sorum olacaktı. Buyurun. Hocam bizim Giresun Üniversitesi'ndeyim ben de. Sisteme giriyorum ama kullanıcı profilini aç dediğimde böyle bir kullanıcı bulunamadı diyor. Şöyle yapalım Yasin Bey, siz bize bir maille iletişim sağlayın, mail atın. Biz de mailden detaylı bir şekilde profilinizi, bilgilerinizi kontrol edelim, oradan geri dönüş sağlayalım, olur mu? Ben iletişim sekmesinden mesaj mı yazayım? Evet, ben mail adresimizi toplantıya yazıyorum. info@booksize.com. Aklınıza takılan bir sorun olursa bu mail adresinden bize ulaşabilirsiniz. Tamam, teşekkür ederim. Profilinize giriş yaptıktan sonra hemen bir atıf arama örneği vermek istiyorum size. İlber Ortaylı adına bir arama yapabiliriz. Yazar ya da başlık adına göre de filtreleyebiliyorsunuz. Yayın aramayı da bu şekilde başlık, yazar, anahtar kelime, ISBN olarak filtreleyebiliyorsunuz. Anahtar kelimelerinizi de arayabiliyorsunuz. Atıf arama örneğinden başlayalım. Hemen 451 sonuç çıkmaktadır. Bu sonuçlar hemen tıkladığımızda ilk çıkan sonuca tıklayabiliriz. Bu şekilde yazarın yayın yılı, yayıncısı, dil bilgisi, ISBN, disiplin, konu, özet bilgisine kadar detaylı bir arama sunmaktadır. Biz genellikle yayın evleriyle çalışıyoruz ve yayın evlerinin göndermiş olduğu bazı özet ve anahtar kelime bilgileri yer almıyor. Biz de bunu yapay zeka destekli bir altyapıyla bazı
yayınların özetle anahtar kelime bilgilerini çıkardık. Ve aslında bu da bizim biraz özel koleksiyonumuz olmuş oldu. Bu şekilde tüm bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Yayın evi bilgisini tıkladığınızda bu kitabın taranan diğer kitaplarını, diğer yayınlarına da ulaşabiliyorsunuz. Taranan kitap sayısı vesaire. Bu bilgilere de ulaşabiliyorsunuz. Alıntı yap seçeneğinden hangi formatta alıntı yapmak istiyorsanız o formatta alıntı yapabiliyorsunuz. Benzer makaleyi tıkladığınızda ise bu yayına benzer makalelere de ulaşabiliyorsunuz. Bu sayfaya yazdırın. Mendeley ve EndNote gibi referans yönetim araçlarıyla yayınınızı kaydedip daha sonrasında da bunu kullanabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda Türkçe ve İngilizce olarak dilim seçeneklerimiz mevcut. Siz dilediğiniz şekilde dil seçeneklerinden de faydalanabilirsiniz. Hocam burada şeyi görebiliyor muyuz acaba? Atıf yapılan sayfayı. Tabii ki burada da görebiliyorsunuz ama bu yayında atıf yokmuş. Anladım. Diğer bir yayına tıkladığımızda ise burada da aynı bilgiler yer almaktadır. Yine burada aynı bilgileri görebiliyorsunuz. Hemen bir ana sayfaya dönüp bir yayın arama örneğiyle devam etmek istiyorum. Yayın arama örneğini bir veri örneğinden verebiliriz. Veri yayınına ait bir yayın arama örneğimizi verdik ve çıkan ilk seçeneğe tıkladığımızda ise yine aynı şekilde yazarın yayın yılı, yayıncısı, dil bilgisi, konu özet bilgilerine ulaşabiliyorsunuz. Ben bir anahtar kelime örneğiyle de devam etmek istiyorum. Bir teknoloji örneği verebiliriz anahtar kelime olarak. Çıkan sonuçlar yapay zeka desteğiyle oluşturulmuş tüm sonuçlarımız yer alıyor. Örnek işte bağımlılık, eğitim, arttırılmış gerçeklik, eğitim teknoloji gibi birçok alanda anahtar kelime bilgilerimiz yer almaktadır. Yine ana sayfaya döndüğümüzde ise referanslarımız, yayın evlerimiz, anlaşmalı olduğumuz yayın evlerimiz burada yer alıyor. Hemen bir yayın evine tıkladığımızda ise İksat yayın evinden yine devam edelim. Burada İksat'ın taranmış olduğu tüm yayınları, kitap sayısı gibi bilgiler yer almaktadır. Hemen ilk sonuca tıkladığımızda ise bu yayının yayın yılı, yayıncısı değil, ISBN anahtar kelime bilgileri yer almaktadır. Kullanım kılavuzunuza da buradan ulaşabilirsiniz. Hakkımızda kısmı ve iletişim kısmımız yer almaktadır. Sormak istediğiniz sorular var mı? Başlangıcı kaçırdım Refika Hanım. Acaba sadece kitaplarda mı tarama yapıyor? Evet, sadece kitaplarda tarama yapıyor. Tamam, teşekkür ederim, sağ olun. Rica ederim. Ve kitaplarda bulunan atıfları görebiliyorsunuz. Evet, sağ olun. Rica ederim. Ayşe Hanım bir söz hakkı almış. Refik Hanım, teşekkür ederiz. Öncelikle böyle güzel bir eğitimi düzenlediğiniz için. Şimdi bizde atıf arama şöyle önemli. Doçentlik kriterlerinde vesaire önem arz edebiliyor. Evet. Şimdi bize bir örnek gösterebilir misiniz? Bir yazarın, mesela ben İksat Yayın Evi'nde geçen senelerde bir yayın çıkarmışımdır. Ama Evet. bunun başka yazarlar tarafından, farklı yayın evleri tarafından atıf yapılmış olma ihtimali var ve büyük bir arkada hazine var açıkçası. Birinin yayın atıf yapmadığını ya da kimin atıf yapmadığını nereden öğrenebiliriz? Bir örnek gösterebilir misiniz? Tabii hemen ben size bir örnek göstereyim. İlber hocamızın yine bir örnekleri vardı. Atıf Ama yapmış bir örnekten alabilir miyim Refika Hanım? evet. Şu an benim bir IP'mden çıkmış sistem. Ben hemen bir IP'mi güncelleyip o şekilde tekrar ekran paylaşımı yapıyorum izninizle.
Siz hangi kurumdasınız Betül Hanım? Ben de Türkiye'deki üniversitelerden birinde çalışıyorum şu anda. Adını verebiliyor musunuz? Belki kurumunuz abonedir ve bir iş sağlayabilirsiniz Sivas siz. Cumhuriyet Üniversitesi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne biz bir deneme açmıştık. Belki şu an açık olabilir, tam hatırlamıyorum açıkçası. Olabilir. Üniversite almış Evet. olabilir. Evet, yani üniversitede şu an abone değil ama ilerleyen zamanlarda tabii bu süreç neden olmasın olabilir. Yani o süreçten sonra siz bakabilirsiniz, tüm bilgilerinize, profil bilgilerinize erişebilirsiniz. Dediğim gibi IP ile bağlı olduğu için benim IP'm sistemden bir anda otomatik atmış. Hemen IP bilgimi ekleyip size daha detaylı bir şekilde göstereceğim. Peki ben hani kurumsal olarak bağımsız bir araştırmacı olsaydım Gmail uzantılı bir mail adresimden de bu sistemden atıf tarayabilir miydim? Hayır, tarayamıyorsunuz. Kurumsal olarak Anladım. biz çalışıyoruz sadece. Anladım. Kurumsal olarak çalıştığımız için maalesef sadece yani kurumunuz abone olduktan sonra giriş yapabiliyorsunuz. Teşekkür ederim. Zaten BookSize giriş kısmında da şey yer alıyor. Yani orada sadece kurumsal e-mailleriniz yer alıyor. Evet, şu anda tekrar bir ekran paylaşımı yapacağım. Ekranımı görebiliyorsunuz değil mi? Evet hocam görünüyor. Şimdi sorun yoktur. Şu an IP'mi yükledikten sonra tüm bilgiler yer aldı çıkmakta. Örnek veriyorum, bulunan profiller, hani şu an hani tek bir profil bulundu. İsim benzerliğinden dolayı birden fazla profil bulunabiliyor. Hani örnek veriyorum, Refik Aldatmaz adına iki profil, üç profil olabiliyor. Bu da kullanıcının hangi kurumda, hangi bölümde ve hangi alanda olduklarını filtreleyip bu ID bilgileriyle beraber hani o profillerin aslında birbiriyle bağlantılı olmamasını sağlıyor. Yani ayrı profiller farklı ID'lerde, farklı kurumlarda. Burada kendi profilinize giriş yaptığınızda kurumunuz, bölümünüz, alanınız, toplam yayın sayınız, aldığınız atıf sayıları görünmektedir. Atıflara tıkladığınızda ise sizin kendi profilinizden atıflarınıza bakmak isterseniz atıf yılı, atıf yapan yayın evi, atıf yapan yazarlar, atıf yapan yayın adı, yazarı, yayın yılına kadar çok detaylı bir şekilde sizlere istatistik sunmaktayız. Ve yazarın yıllara göre atıf yayın grafiği, yayın yapmış olduğu yayın evleri, atıf aldığı yayın evleri, atıf aldığı yazarlar, en çok görüntülenen kurumlara kadar sizlere detaylı bir şekilde istatistikler sunmaktayız. Ben detaylı bir şekilde hemen bir atıf örneği vermek istiyorum sizlere. Türk hukuk tarihine tıkladığımızda ise bu yayına atıf yapanlar bu şekilde görünmektedir. İşte yayın yılı, hangi yayıncı, yazarı gibi detaylı bir şekilde analizimiz mevcuttur. Hocam Hemen bir şey başka bir sorabilir örnek. miyim? Tabii ki. Sayfayı ve kitabın bölümünü görebiliyor muyuz? Çünkü bunları göstermemiz gerektiği için kaynakçasını, Evet. kitabın kapağını, bizim adımızın geçtiği ilk yere atıf yapılan ilk yeri de göstermemiz gerekiyor. Evet, hemen. Dosyalarımızda. Ha, evet, ben hemen onun örneğini de göstereyim size. Bazı bilgilerde bu örnek yer almıyor ama detaylı bir şekilde PDF görüntülemeye tıkladığımızda, yani aslında PDF bu şekilde görüntüleniyor. Siz o kaynakça bilgilerine ulaşamadığınızdan, örnek veriyorum, bu şekilde PDF görüntülemeye tıklıyorsunuz ve tüm bilgiler, işte kitap kapağının resmi, yayın evi, sertifika numarası, ISBN gibi bizim 33 sayfalık bir PDF'imiz mevcut tüm yayınlar içerisinde. Eğer hani orada olmayan bazı yayınlar olabilir, bunun için de bize yine mail atabilirsiniz. Size o atıf dönemlerinde o şekilde yardımcı olabiliriz. Kitabın içindekiler kısmı devam ediyor yine. Ve kaynakça bölümü gibi aşağı iniyorum. Bu şekilde PDF kısmında detaylı bir şekilde PDF'i görüntüleyebiliyorsunuz ve aynı zamanda bu PDF içerisinde de aramalar yapabiliyorsunuz.
Bir Raziye Hanım konuşmak istedi. Buyurun Raziye Hanım, sizi dinliyorum. Hocam sorumuzu cevapladınız. Onun için Ha, teşekkür rica ederim. ederim. Gerek Ne kalmadı. demek? Açıklamaları Ne yaparken demek? cevap verdiniz. Teşekkür Rica ederim. ederim ne demek? Aynı zamanda bu PDF'i de indirebiliyorsunuz. İndirdikten sonra istediğiniz şekilde PDF formatında vesaire kullanabiliyorsunuz. Dosya açabiliyorsunuz, yazdırabiliyorsunuz gibi bu özelliklerimiz de mevcuttur. Hemen bir geri deyip başka bir kitap kaynakça bölümüne tıklamak istiyorum. Örnek veriyorum. Buna tıklayabiliriz. Yine PDF'i görüntüleme dediğimizde PDF'imiz açılıyor. Yine kaynakça kısmı, kitap kapak fotoğrafı, içindekiler kısmı bu şekilde görülüyor. Atıfı varsa eğer o atıf görülüyor tabii ki. Şöyle hızlı bir şekilde aşağı ineyim. Onun dışında sormak istediğiniz başka bir soru varsa alabilirim. Buyurun Sinan Bey. PDF'i bize ekrandan yansıttınız ama o ilk atfı göremedik. Yani PDF'in sonunda mı yer alıyor bu ilk atıf? Yani O... yazar kendisini arayacak orada arama kısmında. Kendisini Evet. arayıp orada kendisiyle ilgili sonucu görürse orayı tıklayacak ve şey görecek. Sizin o bahsettiğiniz o 33 sayfalık veya işte 50 sayfalık PDF'i görecek. Kaynakçı içindekiler kısmını görecek. Kendisine yapılan ilk atıfı nerede görecek? Yani onu tam kavrayamadım. Şimdi şöyle bir şey Sinan Bey, hani yine aynı örnekten gideyim isterseniz. Buraya tıkladığınızda hani bunlar hani atıf almamış demek ki. Atıf aldıysa eğer atıf sayısı aşağısında görülüyor. Kendi profiline tıkladığınızda ise, yani tıklandığında ise toplam atıf aldığı tüm sayı burada görünüyor. Bu sadece yayın ismi, yani taramış olduğumuz yayın görülen. Hani atıflara tıkladığınızda tüm atıflar bu şekilde yer alıyor. Ama az önce biz hani isim örneği verdik. İsim örneğinde çıkan, aşağıda çıkan sonuçlar hani atıfı almış ya da almamış tüm sonuçlardı. Bir şey Ama daha soracağım. soruyu hala tam cevap alamadık yani. Tam bizim istediğimiz cevap bu değil sanki. Çok özür dileyerek söylüyorum ama yani. Buyurun, ben tam anlayamadım. Tekrar soruyu da alabilirim Refika Hanım, aslında. dilerseniz farklı bir isim üstünden gidelim. Dinleyiciler Olur. arasından doçent hocalarımızdan birinin Tabii ismini oraya ki. yazarak gidelim. Farklı bir isim Aha. olursa daha iyi anlayabiliriz. Sonra tekrar sorumuzu yöneltebiliriz. Tabii ki. Yani isim alabilirim şu an sizden. Ben adımı verebilirim. Tabii, buyurun Sinan Bey, değil Gökçe, mi? ya şey çocuğun çocuk da Zoom'u kullandığı için okul programında Zoom'da benim çocuğun adı kalmış. Gökçen Turan benim adım. Anlayamadım. Gökçen Turan. Çen, Çen. Gökçen Turan. Evet, Turan. Tamamdır. Hemen bir arayalım sonucumuzu. Evet, Balıkesir Üniversitesi. Evet. Hemen profilinize tıklayabiliriz. Tamam. Balıkesir Üniversitesi'ne de bu arada bir deneme erişimi açmıştık. Hala devam ediyor. Tamam. Belki bu aralar giriş yapmış olabilirsiniz Gökçen Bey. Şu an işte bu eğitimden sonra hemen kendime account açacağım. Evet, zaten bu profiliniz bulunuyor sizin. Siz yine de bir hesap açabilirsiniz. O hesapları daha sonra biz birleştirebiliriz. Ya da hesap açarken zaten bulunan bir profiliniz var mıydı diye soruyor. Siz oradan bu bulunan profilinizle birleştirebilirsiniz. Şimdi burada iki tane yayın çıktı. Benim iki yayınıma mı atıf var? Bunu mu bunu bu sonucu mu anlamadım Bu bizde şimdi? taranan yayın listeniz aslında. Bizde Tamam. taranan yayınlarınız bunlar. Atıflarınıza tıkladığımızda tüm atıflarınızı görüyorsunuz. Hani örnek veriyorum. Bu yayını sermaye piyasası hukuku yayınınızdan bir atıf almışsınız. Tamam. Oraya da tıklayabilir misiniz? Herhalde şu Tabii ki.
Tamam. Buraya da tıkladığımızda ise bu yayının tüm bilgilerine, atıf aldığınız yayının tüm bilgilerine ulaşabiliyorsunuz. Yayın evi bilgisi, alıntı yap, benzer makale bu sayfaya yazdırın gibi özelliklerimiz yine aynı şekilde burada da yer alıyor. Ve PDF görüntülemeye tıkladığınızda ise yine aynı şekilde ama bunun PDF'i bulunmuyormuş şu an. Belki bunu biz taramamış olabiliriz. Yani genelde tüm PDF'lerimiz bulunuyor. Bu bulunmayan PDF'ler çok nadir de olsa yansıyor. Bunu sunumun başında da söylemiştim. Ulaşamadığınız durumda bu teşvik dönemlerinde vesaire bizle iletişime geçebilirsiniz. Biz de size yine aynı şekilde o PDF kısmını, işte kaynakça bölümünü, kitap kapağını, kitabın içindekiler bilgisine kadar detaylı bir şekilde PDF'i iletebiliriz. Aa, siz, yayın evleriyle anlaşıp yayın evi bütün yayının yani full text olarak sizinle paylaşımını mı yapıyor? Yani o yayın evinden çıkan tüm kitapları sizinle mi paylaşıyor? Siz bu yani bu nasıl oluyor? Yayın evleri bize kaynakçalarını iletiyor ve diğer bilgilerini iletiyor. Biz de kendi sistemimizde tarayıp onları daha düzenli bir şekilde sisteme aktarıp buraya yansıtıyoruz. Bazı tam metinlerimiz de yer alıyor ama onlar da açık erişimler. Onlar da şu an 2024 yılı itibariyle de sistemde yayınlanmaya başladı. Yani genelde aslında tam metin değil, hani Peki birçoğu tam sadece metin oldu. kaynakçayı yayın evinin sadece kaynakça paylaşması sizin ilk atfın olduğu yeri bulmanızı sağlamaz. Ya bu nasıl olur? Yani tabii ki kaynakçasını tam metinde paylaşıyor. Biz oradan tarayıp, biz kalabalık bir ekibiz. Bazı ekip arkadaşlarımız bunlarla ilgileniyor. O ekip Anladım. Anladım. arkadaşlarımız da detaylı bir şekilde tarayıp, yani genelde mühendislerimiz ilgileniyor aslında. Tarayıp işte o PDF kısmını hazırlayıp sisteme aktarıyorlar. Anlıyorum, anlıyorum. Tamam. Benim Evet, dediğim sorularım bu gibi kadar. bazı Bir soru yayın evleri de sorabilir miyim? tabii ki, buyurun. Öncelikle teşekkür ederim eğitiminiz için. Rica Bağlantım koptuğu için belki kaçırmış olabilirim ama ederim. benim bir kitabım, iki kitap bölümü var. Dediğiniz gibi atıf aradım, atıf yok görünüyor. Ancak şunu merak ettim. Başka kitaplarda bizim makalelerimize ya da bildirilerimize vesaire atıfı bulabiliyor muyuz? Yani başkalarının kitaplarındaki bizim makalemize atıf. Evet, yani makale diyorsunuz değil mi? Evet, yayın bizim, yani kendi yayınımız bir makale, ancak bu makale diğer kitaplarda atıf olup olmadığını bulabilir miyiz? Yani biz aslında O o daha yayın... çok SOBİAT sisteminde var Sayın Hocam. Makale atıfları SOBİAT sisteminde, kitap atıfları BookSite sisteminde var hocam. Tamam, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Önder Hanım, siz hangi kurumdasınız? İsmim Züleyha Yılmaz. Aslında başka bir şeyden katıldım. Ordu Üniversitesi'ndeyim. Anladım. Ordu Üniversitemiz dahil Üniversitesi. sisteme. Evet, hem BookSize hem Sobiyatı da abone. Yani tüm, eğer kitabınızda bir atıfınız varsa BookSize üzerinden, makalenizde, derginizde bir atıfınız varsa da Sobiyat üzerinden buna erişebilirsiniz. Tamam, teşekkür ederim. Sağ Rica ederim. Refika Hanım, deneme Buyurun. erişimi bittiğinde ne yapacağız? Deneme erişimi bittiğinde tekrar durumu kurumunuzla görüşebilirsiniz. Hani kullanım açısından sizin için etkili olup olmadığını, daha sonrasında kurumunuz bizlerle iletişime geçebilir. Abonelik süreçleri başlayabilir bu şekilde. Yani bir talepte bulunmanız gerekiyor aslında. Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığıyla. Anlıyorum. Ben de bir soru sorabilir miyim? Tabii, Biraz buyurun. önce deneme amaçlı ben de adımı yazdım. Sisteme kaydolmuştum. Üniversitemde üye, Anadolu Üniversitesi'ndenim. Evet. Böyle bir kayıt bulunamadı gibi bir şey söylüyor. Evet, abone değil Anadolu Üniversitesi. Listede çıkınca abone olduğumuzu düşünerek aboneyiz dedim. O zaman değiliz. Evet, değil maalesef Anadolu Üniversitesi. Bir deneme erişimi açık olabilir yalnızca. O da geçen ay bitmişti diyebiliyorum. Önceden vardı evet ama şu an öyle olduğunda bize bildirimi de geliyor deneme amaçlı diye. Şu anda ben kesin üyelik olduğu için böyle bir şey yok diye düşünmüştüm. Tamam, bilgi eksiğim varmış. Evet. Teşekkürler. Yani dediğim gibi durumu Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı'na iletebilirsiniz Ayşe Hanım. Evet.
Bu çok derli toplu görmemizi sağlayacak. Hemen iletmeniz Evet, lazım. yani dediğim Teşekkürler. gibi Gökçen Bey'in profilinden devam ediyoruz. İşte tüm yayınları yer alıyor. Yine yıllara göre atıf yayın grafikleri, yayın yapmış olduğu yayın evleri, ortak yazarlar bu şekilde hani Gökçen Bey'in de tüm istatistiklerine bakmış bulunduk. Eğer sizin de varsa böyle bir profiliniz, siz de işte kurumumuza abone olduktan sonra giriş yapıp bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Teşekkürler. Rica ederim. Ben bir sohbet kısmına da bakayım. Süleyman Demirel Üniversitesi kayıtlı değil maalesef ama şu an deneme erişimi açık. Kaydına evet daha sonra Ayfer Hanım yazmış. Kaydına daha sonrasında size sunum kayıtla birlikte mail olarak iletiyoruz tüm kullanıcılarımıza. Hemen diğer sorulara bakıyorum. Yıldız Hanım yazmış. Ben kendi adımı girdim. Kendi yazdığım kitaba atıf yapmadığım halde ilk sekmede benim kitap bölümüm vardı. Bu kısmı anlayamadım. Bir de sadece lisans eğitimim yazıyor. İki tane aynı kişinin ismini gördüm. Atıf yapan benim kitap bölümüme. Yani Yıldız Hanım orada mutlaka atıf yapılmış bulunuyordur. Siz eğer hani lisans eğitiminde belki görmüşsünüzdür. Bizim profili güncellememiz lazım. Belki yeni başka bir durumunuz olmuştur. Yani orada işte profil bilgileriniz değişmiştir. Onları da güncelledikten sonra sisteme mutlaka yansır. Osman Bey yazmış. Verdiğiniz kıymetli bilgiler için teşekkürler. Yayının atıf yapılan iç kısmına, iç sayfasına ulaşabilir miyiz? İç sayfası demek istediğiniz PDF kısmı herhalde değil mi Osman Bey? Orayı da az önce bahsetmiştim. Belki soruyu şimdi gördüm. Evet açılıyor. Burcu Hanım tekrar yazmış. Bence görülmüyor, sürekli donuyor ve açılmıyor olarak yazmış ama Burcu Hanım isterseniz söz hakkı alabilirsiniz. Ben de sorunuzu tam anlamamış olabilirim. Evet toplantı kaydına ulaşabileceksiniz Nagihan Hanım. Refika Hanım, merhabalar. Buyurun. Ben Yıldız Burcu'dan. Buyurun. Kusura bakmayın, araya girdim. Teşekkür ederim, Buyurun. benim soruma da cevap verdiniz. Biraz daha açıklamak istiyorum. Eğer benim ismimi yazarsanız bir tane kitap bölümüm var. Yıldız Burcu'dan olarak yazabilirsiniz. Aynı Gökçen Hoca'nınki gibi. Orada anlamadığım bir kısım var, onu sormak istiyorum. Hemen arıyorum. Siz kilisesiniz değil mi? Evet, Kilis 7 Aralık Üniversitesi. Bir belirttiğim kısmı hemen girmezseniz, bakın ilk önce bir kısmı hemen ismimi tıklamazsanız hemen ilgili. Bakın ilk kitap bölümüm başta hiçbir hocanın, mesela Gökçen Hoca'nınki de kendi yazdığı kitabın adı olarak sanki görünmüyor gibi hissettim, ama sadece atıflar. Benim mesela hem kitap bölümü hem de altta atıflar vardı. Sanırım Gökçen Hoca'nınkinde ya kendi kitap bölümleri atıfları yoktu. Ama benimkinde kendi kitap bölümüm var. Altta iki tane atıf var. Bir de 2020 yılında, ama ben 2023 yılında yapmışım, bakın yazmışım kitap bölümümü. Ama Evet. yayın yılı Nur Atalay'ın 2020. Benim makaleden yapılan atıfı da alıyor mu o zaman? Hani sadece kitap bölümlerinden alıyordu. Şimdi şu an fark ediyorum. Bu aslında sempozyum. Sempozyum bildirilerini de biz yayınlıyoruz. Ve bizim makaleden olanı da şey yapabiliyorsunuz. Ha, o da bir bildiri kitabı. Evet, bildiri kitabı, sempozyum bildiri kitaplarını da biz yayınlıyoruz aslında. Ama normalde sadece biz bir BookSteal'de şeyi görmeyecek miyiz? Anladım. Tabii Yani çok makalemizin şeyini değil de sadece kitap bölümümüzün atıfları görülüyor zannediyordum ben. evet, Kitap kitap bölümünden bölümleri, yapılan. sempozyum bildirileri bunlar yer alıyor aslında. Ama Hani bizimki makale, bizim bakın altta yazar görüyorsunuz. bu Üç makale kişilik mi? yaptım. Ha, makale bizim. Kitap bölümü değil ki o atıf yapılan yer. Burası. Hayır. Kendisi bu kişi kitap bölümü yazmış. Ama bizden atıf yaptığı yer benim kitap bölümüm değil. Makalemiz. Burası. Makaleden atıf. Ben BookCity'de sadece kitaplardan yapılan atıflar olduğunu zannediyordum. Demek ki Aslında makale atıfları da geçiyor. evet aslında buraya atıf yapılmamış Yıldız Hanım. Ne Buraya atıf yapılmış?
Burada yer alan hani o bildiri kısmı yer alıyor aslında. Hani işte yayın yılı, yayıncısı, dil bilgisi bizim taramış olduğumuz bu kitapların bildiri kısımları yer alıyor. Hani atıf yapıldıktan sonra atıf var diye zaten o sisteme yansıyor. Eğer o sadece yayınsa nasıl çıkıyor ki Nurtalay'ın? Bize atıf yapmış, bakın altta yazıyor Yıldız Burcu Doğan, işte Üsküner diyerekten. Hatta bir arkadaşımızın da şeyi yok, ismini de yapmamış, atıfını da yanlış yapmış bu kişi. Üç kişilik çalışmamızdı bizim. Bu Bakın, the üç kişilik relationships çalışma. video. Bu makale, bakın. The relationships between positive and negative perfectionism. Hı. Bu makale. Benim, Evet. ben Booksteel'den anladığım şey, benim sadece kitap bölümümden yapılan atıflar yer alacak zannediyordum. Öyle bir şey değil Evet. yani. Doğru mu anlıyorum? Yani Makaleden yapılan, kitap bölümünün yazılan ama makaleden yapılan atıflar da evet, ya kitap bölümleri, sempozyum bildirileri, yani bu şekilde makaleler değil ama. Makaleler her ama bu an makale kitaplara yapılan atıfların tümü BookSites veri tabanında bulunuyor Sayın Hocam. bildiri olarak da sunduk. Bildiriler kitabından almış. Bildiri özetleri kitabından almış bu kişiye anladığım kadarıyla. Yani Evet. makaleden almamış, bildiri özetleri kitabından almış. Evet. Kitap bölümünde faydalanmış, o yüzden bunun şeyi geçiyor. Ama bu bir atıf değil o zaman. Evet, buraya atıf yapılmamış aslında. Anladım. Tamam. Tamam. Çok teşekkür ederim. Rica Sağ ol. ederim. Zamanınızı Hani aldım. sizin, yok estağfurullah, hani ben de tam anlamaya çalışıyorum aslında, hani Evet. Ama yanlış. tam anlatabildim Evet, değil anladım demek istedim. mi? Hani yanlış bilgi vermemek adına Ben ben anlamaya çalıştım sorunuzu. Hani hı. dediğim gibi sempozyum bildirileri, kitap bildirileri, kitaplara yapılan tüm atıflar yer alıyor. O atıf almadığı için yalnızca atıf yapan kişi çıkmamış aşağı kısmında. Atıf ya, ama burada toplam yapılan atıf sayısı da 2 olarak görünüyor. Bir de öyle Evet, bir durum var. burada iki tane atıf almışsınız. Ama Ama işte Science 2 diyor. O galiba başka bir isimdeydi. yani biz hem bildirisini sunduk bu yayınımızın hem de Aha. makale haline getirdik. Evet. Hani Yani bildiri bildiri kitabından almış olabilir. Tam o kısmı anlamadım. yani bildiri olarak sunduysanız bildiriden biz hani alıp o şekilde sisteme aktarıyoruz. Makalede Aktarmışsın. yer almıyor. Evet. Tamamdır. Çok Ama teşekkürler. yılı doğru değil mi? Yıllarında bir sorun yok. Yo, yılı doğru çünkü o bir şey bildiri ve makaleydi. 2018 yılında Aha. yapmıştık zaten. 2020 Anladım. yılında ben zannettim ki sadece kitaplardan alınıyor. Benim için iki Bildiriler kitap de bölümü kitap var. haline getirildiği için Getir onu diyor. kitap Evet. olarak kabul ediyorum Kabul ben. etmiş. Bu Tamam. Çok şekilde de teşekkürler. Kolay gelsin. benim de Nobel Yayın Evi'nden çıkmış kitabım vardı da bunu göremedim burada. Acaba sadece üniversitelerin kitapları mı? Yani belki biz taramıyor olabiliriz Aziz Hanım o yayını. O yüzden görünmüyordur. Siz hangi kurumdasınız? Bartın Üniversitesi. Bartın Üniversitesi abonemiz. Büyük ihtimalle biz taramadığımız için görmüyor olabilirsiniz. Hani aslında Nobel Yayın Evi ile biz anlaşmalıyız. Hani ilerleyen zamanlarda iletişime geçelim. Güncel yayınlarını bize iletsin. Belki o süreçten sonra çıkabilir, ekrana yansıyabilir. Yani kitap çıkalı da epey oldu aslında ama burada göremedim. Bize 2007 iletmemiş yılında çıkmıştı. olabilirler. Evet, yani Nobel Yayın Evi bize iletmemiş olabilir. Eğer iletmişse zaten mutlaka biz yayınlamış olurduk. Teşekkür ederim. Sağ ol. Rica ederim. Funda Hanım bir parmak kaldırıyor. Buyurun Funda Hanım, sizin de sorunuzu alayım. Merhaba. Ben şimdi az önce Yıldız Hocam konuşurken dikkatimi çekti. Aynı durum benim de hani dikkatimi çeken bir şey. O yüzden ben de bahsedeyim. Mesela taranan sadece bir tane bir şeyim var benim. Bu bir kitap bölümü değil, bu bir makale olarak yayınladığımız bir şey. Aynı zamanda da bildirisini de yaptık. Benim fark ettiğim BookSize'da şöyle bir şey var. Yani bizim makalemizden veya işte yayınladığımız sempozyum bildirilerinin kitap atıflarını biz burada görüyoruz. Mesela Pegem'de üç tane, iki tane yazar üç farklı yerde atıf yapmış bizim makalemize. Yani ben bunu anladım. Herhalde hocalarım da aynı şeyi fark ettiler. Biz kitaplara yapılan atıfları görüyoruz yani burada. Kendi kitaplarımız da olabilir, kitap bölümlerimiz de olabilir tabii ki ama
Oradan Evet. sonuç olarak book size, yani kitaplarda yapılan atıfları tarıyor, değil mi? Evet, doğru. Tamam, yani bu bir, çünkü bildiri özeti, yani tam bir geniş özet yayınlamadık. Biz bunu bildiri olarak sunduk. Ama Aha, sonuçta bir evet. makale olarak yayınladık. Yani bu kişilerin bu bilgilere erişmesi ancak bu makaleyi okumasıyla mümkün. Evet. Yani siz bunu bir özet olarak yayınlasanız bile, bu kısa bir özettir zaten. Hani bu bildiri özetlerinin kitabını yayınlasanız bile, bu kişiler sonuç olarak bu makalelere erişip buradan yayınlamış, atıfta bulunmuş. Ama bizim anlayacağımız, yani benim bir kitapta, yani bir kitaba kaç tane atıfım var sayısını aslında öğreniyoruz herhalde. Evet, doğru Değil Funda mi? Hanım. Tamamdır. O zaman ona göre değerlendirelim. Teşekkür ederiz. Evet, rica ederim. Muş Alparslan Üniversitesi abone mi diye sormuş. Maalesef değil Melek Hanım. Harran Üniversitesi de abone değil maalesef. Eğer abone olduktan sonra doktor öğrencisi olarak da, hani tüm öğrenciler de kayıt sağlayabiliyor aslında. Olabiliyorsunuz. Çankırı Karatek Üniversitesi'nin Sobiyat aboneliği yok ama BookSize aboneliği var, Sedat Bey yazmış. Kayıt için e-mail onayı istiyor. Mehmet Bey, bize bir mail atarsanız info@booksize.com'dan. Bazen sistemde kaydınız pasife düşebiliyor. Biz onu hemen aktifleştirebiliyoruz. Aktifleştirelim. BookSize sayfasında Ada Gülen akademisyenin profili çıkmıyorsa ilgili kurumun aboneli olmadığı anlamına mı gelir? Hayır Ali Osman Bey, yani kullanıcının profil olabilir, kurum abone olup olmayabilir. Hani bu onunla bir bağlantısı yok ama profiliniz bulunabilir. Üniversitelere büyük maliyeti var mı acaba? Yani bunu üniversitelerin bütçe durumuyla görüşüyoruz, muhasebe ile iletişime geçiyoruz. Süleyman Demirel Üniversitesi deneme açık denize ama üniversite listesinde üniversitem çıkmıyor. Geçici kayıt nasıl sağlayabiliyorum? Kevser Hanım, belki öğrenciyseniz öğrenci olduğunuzdan dolayı çıkmıyor olabilir. Ya da abonelik geçen ay bitmiş olabilir aslında. Hacettepe Üniversitesi'nin ada listede hiç geçmiyor. Bunun anlamı abone değiliz ve deneme amaçlı kullanımı yok mu demektir. Bu durumda kurumsal başvuru için kütüphaneye başvurmamız tek seçenek midir? Kişisel kayıt anladığımla yok, yazmış Seval Hanım. Evet Seval Hanım, maalesef kütüphane dokümantasyon daire başkanlığına durumu iletmeniz gerekmektedir. BookSize üniversitenin aboneliklerinin yanı sıra bağımsız araştırmacılar için de ulaşılabilir olmalı diye düşünüyorum. Benim gibi birçok doktor ünvanına sahip arkadaşım bir kurumda çalıştığı için bu platformu kullanamıyor. Yani doğru Yasemin Hanım, siz de bu görüşlerinizi bize mail olarak ayrıyeten de iletebilirsiniz. Erzurum Teknik Üniversitesi'nin şu an deneme erişimi açık. Oradan giriş sağlayabilirsiniz. Eğitim kaydı, evet, paylaşılacak Gülcan Hanım, evet paylaşılacak. 19 Mayıs Üniversitesi, evet abonemiz. Siz giriş yapabiliyorsunuz. Burada makalelerden yapılan atıflar da görünüyor, yazmışlar. Yine dediğimiz gibi, hani tüm atıf bilgileri kitaplardan ve sempozyum bildirilerinden yapılan atıflar görülüyor. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, evet abone. Giriş sağlayabilirsiniz. Parmak kaldıran kullanıcılarımız da var. Sinan Bey, Funda Hanım, Betül Hanım, tekrar mı kaldırıyorsunuz yoksa bir önceki parmak kaldırmanız mı? Buyurun, siz dinleyin. Refika Hanım, Gökçen Turan Ha, buyurun. ben. Hani benim profilimden anlatmıştık yani. Hı. Kendimi şimdi ben de account'ı açtım ve baktım. Anladığım kadarıyla sadece Seçkin Yayın Evi ve Adalet Yayın Evi ile anlaşmanız var. Diğer hukuk yayın evleriyle bir anlaşmanız yok. Buradan bunu anladım. Yani abone, yani bizim anlaşma sağladığımız yayın evlerimiz burada görülüyor ve şu anda da zaten görüşmeler sağladığımız birçok sayıda yayın evimiz var. Şöyle 10 sayfalık bir listemiz var. Burada taranan yayınlarsa eğer sistemde tüm, hani tüm atıflarınız görülüyor. Yani burada taranan yayın evlerinden bir tane ise eğer. Ama ilerleyen zamanlarda o yayın evleriyle görüşmeler sağlayabiliriz. Belki hani bize başvurmuş dahi olabilirler şu an. Ya şundan dolayı bunu sorma ihtiyacı duydum. Benim hani Seçkin Yayın Evi ve Adalet Yayın Evi yani 12 Defa ve Yetkin Yayın Evi'lerinde de kitabım çıktı da hani onlar orada hiç
oradaki kitap yayın evlerinden çıkan kitaplarımın hiç sonuçlarda görmüyorum. Demek ki hani o yayın evlerle bir anlaşmamız olmadığı için dolayısıyla öyle bir tarama da mümkün Evet, olmuyor. görünmüyorsa o yayın evleriyle anlaşmalı değilizdir. Evet. Tamam. Evet, teşekkürler. Rica ederim. Başka parmak kaldıran kullanıcımız var mıydı? Evet. Şefika Hanım, genel bir soru sorabilir miyim? Aha, buyurun. Sizi de çok sıkıştırdık, kusura bakmayın ama Yok, bunlar bizim estağfurullah, olur mu öyle şey? mağdur olabileceğimiz konular olduğu için genel olarak şöyle bir soru yandı kafamda. Acaba Türkiye'de kaç tane kitap atıf sistemimiz var? Bunlar hangileri? Sizin bir bilginiz var mı? Ben bir tane daha atıf sistem eğitimine katılmıştım. O da EBSCO'nun da üniversitem yapmıştı. Bir de ikinci olarak buna katıldım ama Türkiye'de kaç tane kitap atıf sistemimiz var? Bunlar hangileri? Bilginiz var mı acaba? Yani açıkçası ben Türkiye'de hani tek muadil biziz diye biliyorum. Bizim Asos, yani firmamızın ismi Asos, Sobiyat, Booksize, Akademik TV, Akademik Sunum gibi bizim birçok ürünümüz var. Sobiyat ve Booksize tane onlardan bir tanesi. Sobiyat'ta işte dergilere, makalelere yapılan atıfları görüyorsunuz. Şu anda da Türkiye'de 120'ye yakın bir abonesi var Sobiyat'ın. Booksize da bu yıl çok popüler oldu ama ben Booksize için, kitap atıfları için açıkçası tek muadil hani Booksize diye biliyorum. Hani başka bir ürünle karşılaşmadım açıkçası, kitap atıflarının yapıldığı. Yine siz de tabii araştırmalarınıza devam edebilirsiniz. Ben böyle biliyorum. Yine hani dediğim gibi bizim birçok ürünümüz var. Akademik TV, Akademik Surun çok büyük bir firmayız. Akademik TV'den de bizim geçmişe ait yapılan webinarlarımızı, eğitimlerimizi de izleyebilirsiniz. Buradan da küçük bir bilgilendirme yapayım. Instagram hesabınız var mı sosyal medyada? Evet, Booksize'ın da var, Sobiyat'ın da var, Akademik TV'nin de var. Tüm platformlarda işte LinkedIn'de, Facebook'ta, Twitter'da. Oradan da yaptığımız eğitimleri, webinarları düzenli olarak paylaşıyoruz. Yani takip ederseniz eğer hani size ulaşılmayan mail olursa oradan direkt görebilirsiniz. Instagram'dan ne diye aratacağım sizi? Sobiyat Atıf. Sobiyat Evet, Sobiyat Atıf. yazarsınız zaten çıkar. Booksize TR. Sites.tr. Evet. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica Ben ederim. Ne demek? küçük bir katkı yapabilir miyim Refika Hanım? Tabii ki. Buyurun Serdar Ayşe Hocam. Betül hocamın sorusuna, ben teknik ekipte çalışıyorum. Dergi anlamında, elektronik kaynak anlamında atıf dizinine ulaşabilirsiniz. Web of Science var. Elsevier'in Scopus'u var. Sobiyat var Türkiye'de. Fakat kitap anlamında atıf dizini yapmak hem çok zor hem de bunu sağlıklı bir şekilde sunabilmek zor. Dünyada Book Citation Index var, Web of Science'ın ve Türkiye'de de Book Sites var. Yine Sobiyat ve ekibinin yaptığı bir sistem bu. Çünkü kitap atıf dizini yapmak, yayın evlerinin ellerindeki o veriyi almak hakikaten çok zor. Çünkü zaten bütün varlıkları o tam metinler ve o kaynakçaları, yayın evleriyle yapılan anlaşmalar neticesinde kaynakçalarını arıyoruz. Bir de yavaş yavaş fen ve sağlık bilimleri aslında elektronik ortama taşımaya başladılar kitaplarını, basılı materyallerini. Fakat sosyal bilimler hala işte odadaki raflarımızda, kütüphanelerde, dolayısıyla onların kaynakçalarını verebilmek çok zor hakikaten. Refika Hanım'ın bulunduğu ekip aslında bu zor ve eşsiz kaynağı yapıyor, sizinle paylaşıyor. O yüzden ya atıf dizini bulabilmek hakikaten çok zor. Sayı istediniz veya isim istediniz ya, o yüzden bunların sayıları hala bir elin parmaklarında, iki ele bile geçmedik. Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Hocam sizin de. Acaba isminizi rica etsek Instagram'dan veya X uygulamasından hesaplarınızı takip etsek, böyle bilgilendirme paylaşımlarınız oluyorsa mümkün müdür? Bu sosyal medya, ben Booksize teknik ekibindeyim. Ha, çok Refika güzel. Hanım'la beraber çalışıyorum.
Oradan paylaşımları takip edebilirsiniz. Tamam, teşekkürler hocam. Çok sağ Ben olun. teşekkür ederim. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi abone mi demiş Emre Sefa Bey. Evet, iki ürünümüzde de hem Sobiyat hem Booksize'da da abone. İlerleyen zamanlarda bir eğitim yapacaktık Zoom'dan. Ona da katılabilirsiniz iki ürünümüz içinde. Onun dışında Muş Alparslan Üniversitesi teknik ekibin attığı linkte görünüyor mu hocam? Acaba sisteminiz mi yenilenmemiş? Muş Alparslan Üniversitesi sadece Sobiyat abone, Booksize abone değil Abdullah Bey. Sizi de bu şekilde bilgilendireyim. Başka bir sorunuz yoksa Sinan Bey parmak kaldırıyor ama buyurun Gökçen Bey buyurun. Ben konuştum Refika Hanım. Ha, Yani tamam, açık kalmış o zaman. Başka bir sorunuz yoksa İzmir Katip Çelebi Üniversitesi evet abonemiz. Hem Booksize hem Sobiyat'a zaten kurumunuzun da yayınları yer alıyor Katip Çelebi Üniversitesi'nin. Referanslar kısmından da diğer kurum abone olan kurumlara bakabilirsiniz. Başka bir sorunuz yoksa eğer ben de toplantıyı sonlandırayım izninizle. Çok teşekkür ederim katılımınız için, sorularınız, desteğiniz için. Başka bir etkinlikte görüşmek üzere. çok teşekkürler. Ben teşekkür Teşekkür ederim. ederiz bu Hoşça kalın. değerli ve zor programı düzenlediğiniz için. İyi çalışmalar dileriz Hoşça sevgilerimize. kalın. Çok mutlu olduk biz de. Hoşça kalın. İyi günler herkese.